4 dakikada sosyal gündem formatıyla tekrar karşınızdayız. 26 Nisan 2020 Pazar gününün gündemi şöyle sıralayalım. Çin, uluslararası soruşturmayı kabul etmiyor. Çinli bir yetkili, Covid-19 salgınının kaynağına ilişkin herhangi bir uluslararası soruşturmayı kabul etmediklerini açıkladı. Lübnan'da salgının yayılmasını önlemek amacıyla getirilen kısıtlamalar 10 Mayıs'a kadar uzatıldı. İsrail yönetimi, Covid-19'la mücadeleyi gerekçe göstererek işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'teki dükkanların iftar öncesinden başlayıp sahura kadar kapatılması kararı aldı. Facebook, yeni grup görüntülü sohbet özelliğini hayata geçirdi. Messenger Rooms, insanların paylaşılabilir görüntülü sohbet linkleri aracılığıyla, arkadaşlarıyla, aileleriyle ya da kendileriyle aynı ilgi alanlarına sahip kişilerle online etkinlikler üzerinden bir araya gelmeleri sağlanacak. Hollanda'da ligler iptal edildi. Hollanda Futbol Federasyonu sezonun iptal edildiğini açıkladı. Ligde şampiyon ilan edilmeyecek ve küme düşme olmayacak. Ligdeki mevcut sıralamayla önümüzdeki sezon Avrupa'da mücadele edecek takımlar belli olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia, Oklahoma ve Alaska eyaletlerinde salgınla mücadele çerçevesinde alınan önlemler gevşetildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde ezan ilk kez hoparlörden okunmaya başladı. Polonya'da ertelenen lig maçlarının 29 Mayıs'ta başlayacağı duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Covid-19 testlerindeki pozitif sonuç oranının son bir haftada %38'den %28'e düştüğünü açıkladı. Kira yardımı süresi 48 aya çıkarıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından kentsel dönüşümde kira yardımı süresine ilişkin açıklama yaptı. Kurum, riskli ve rezerv yapı alanlarında muhtelif sebeplerle dönüşüm projesi bitmediği için evini alamayan vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması adına kira yardımını 36 aydan 48 aya çıkarıyoruz, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Covid-19 sürecinde ekonomiden sağlığa tüm alanlarda sergilenen performans, milletimizin ortaya koyduğu eşsiz dayanışma fotoğrafı ve devletimizin dünyaya uzattığı yardım eli, ülkemize karşı büyük bir güven ve teveccüh oluşturdu. Bu güvenin ekonomik yatırımlara ve güçlü işbirliklerine dönüşeceğine dair güçlü sinyaller alıyoruz, dedi. Irak'ın kuzeyi Haftanin'de bir asker şehit, 3 asker yaralı. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesindeki üst bölgesine teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu bir askerin şehit olduğunu, biri ağır olmak üzere 3 askerin de yaralandığını bildirdi. Ayrıca verilen karşılık sonucu 12 teröristin etkisiz hale getirildiği de açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Kara Savaşları'nın 105. yıl dönümü mesajı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Kara Savaşları'nın 105. yıl dönümünde vatanımızı ve bayrağımızı savunan askerlerimizin kahramanlığını ve milletimizin fedakarlığını minnetle anıyor, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle yad ediyorum, dedi. Türkiye'de Covid-19'dan iyileşen hasta sayısı 25.582'ye ulaştı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2.861 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, 160 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 107.773, can kaybının ise 2.706 olduğunu açıkladı. Bu haftaki 4 dakikada sosyal gündem formatımızın sonuna geldik efendim. Bir sonraki sosyal gündem formatında buluşmak üzere. Kanalımıza abone olabilir, yorum yapabilir ve beğenebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle.